Salisenin binde biri kadar olan zamansınız siz. Nasıl yani doktorum? Salisenin binde biri kadar olan zamanı tarifleyebilmek için hikayenin başlangıcını, anatomisini ve fizyolojisini iyi değerlendirmek lazım. Bunun için iki karşı cinsin birbirleriyle olan birlikteliklerinden doğan Yeni bir canlı için yaratılışın müthiş efsanesini konuşmamız gerekli. Bir kadının dünyaya gelirken birlikte getirdiği yumurta sayısı, ovum dediğimiz yumurta sayısı sabittir ve bellidir. Bu yumurta sayısı her iki overde eşit olarak paylaşılmıştır. Bir kaza nedeniyle ya da bir operasyon nedeniyle bir tanesini alırsanız eğer o verin, diğer tarafta kalan yumurtalarla bütün hayatı idame ettirmek zorundasınız. Oysa bir erkekte sperm sayısı sabit değildir. Takriben 50 milyon ile 100 milyon arası bir ejekülatta sperm ee, sisteme enjekte edilir Çok büyük rakam doktorum bu evet, gerçekten Büyük rakam ve siz bu 50 milyon ya da 100 milyon sperm'in içerisinden bir tanesiyle dünyaya geleceksiniz Ama nasıl dünyaya geleceksiniz? Şimdi dünyaya gelmeniz için yumurtanın zamanlaması önemli Bir yumurta bir kadında ayda sadece bir defa yumurtlanır bazı vakalarda bir defa, iki defa yumurtlamalar olabilir ama rutinde 28 günlük bir siklus içerisinde yumurtlama sadece bir defadır ve bir yumurtanın ömrü 6 ila 10 saat arasındadır ve yumurta karnın içine yumurtlanır. Daha sonra overin fimbria dediğimiz bağcıklarıyla o yumurta e, fallop kanalı yani yumurta kanalının içerisine doğru çekilmeye başlar. Peki, bir spermin ömrü ne kadardır? Bir spermin ömrü ise takriben 48 saattir. Demek ki döllenmenin olabilmesi için bir kere yumurtanın olduğu ve çatladığı zamanı mutlaka bilmek zorundasınız. Ve bu döllenmenin olabilmesi için 100 milyon tane, 50 milyon tane, 100 milyon tane sperm yolları aşarak rahimi geçip fallop kanalını geçip yumurtaya Over'e doğru gelip o yumurtaya yavaşça girecektir. Bu girme esnasında etrafında binlerce sperm varken sadece sizi siz yapan o sperm o yumurtaya girecektir ve girdiği anda yumurta diğer spermlerin kendisini döllemesine engel olacak bir salgıyla bu döllemeyi ortadan kaldırır. Bazen ikisi bir anda olur. İşte o zaman tek yumurta ikizlerinden ya da çift yumurta ikizlerinden bahsedilebilir. Bu nedenle bu süre ve bu zamanlama hem doğum kontrolü için hem de doğru ve sağlıklı bir döllenme için mutlak surette kullanılmalı eğer bir kadının siklüsü yani adet süresi 28 gün 8 standart olarak 3 aşağı 5 yukarı böyledir. Yumurtlama bunun tam yarısında olur. Yani 14. günde. Bunu bir gün geri, iki gün geri ya da bir gün ileri, iki gün ileriye doğru sayabiliriz. Bu durumda da bu yumurtlamanın olması esnasında İçeride de sperm olması icap eder. Sperm 48 saat yaşarken yumurta 6 ila 10 saat yaşayacağı için bu zamanı iyi değerlendirmek lazım. O halde o zamanı değerlendiren 100 milyon spermin içerisinden sadece bir tanesiyle sizi siz yapan bu döllenme zamanı sizi siz yapan sizi var eden yaratılışın size verdiği bu müthiş varoluş biçimi size verilmiş en büyük hediye varoluşunuzun en büyük şansıdır. Yumurta kalitesi ve sperm kalitesi tabii ki sağlıklı ve düzgün bir yaşam sayesinde mümkün olabilir. Yediğiniz içtiğiniz her şeye dikkat etmek zorundasınız. Zararlı maddelerden, alışkanlık yapan maddelerden uzaklaşmak icap eder. E, bu nedenle hayatınızın biçimine gelecek nesiller için Mutlak surette sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için dikkat etmek mecburiyetindesiniz. Bir hamileliğin bir kadında maksimum kilosu, ideal kilosu 10 kilo civarındadır. Bu kiloyu sağlayabilmek için düzgün beslenmek sadece kilo meselesi yüzünden değil, bebeğin alacağı, çocuğun alacağı e, faydalı gıdalardan mutlaka istifade edebilmek için Beslenme skalanızın çeşidini mutlak surette arttırmalısınız. Bu skalanın içerisinde özellikle son zamanlarda nörolojik faydaları nedeniyle folik asit ağırlıklı yiyecekler, kan değerlerini yükselten demir ağırlıklı yiyecekler ve proteinler önemli bir yer tutar. Sizi siz yapan ve siz olmanızı sağlayan an, o en kısa andır. Yaşamınıza da bu zaman mefhumuna düzgün ve doğru bakarak hayatınıza devam etmelisiniz. Sizden sonra gelecek olan nesillere bunu doğru aktarabilmek için yaşam biçiminize mutlak surette dikkat etmeniz gerekir. Beyin hücrelerimizin sayısı bile sabitmiş doğduğumuzda demiştin doktor. Evet, beyin hücrelerimizin sayısı doğarken sabittir. Onlar bir süre sonra yavaş yavaş ölmeye başlarlar ama vücutta e, süratle değişen mesela kan hücreleriniz 21 günde bir değişir ve onlar yıkıldıktan sonra tekrardan, onun artıklarından yeni kan hücreleri yapılabilir. Ama beyin hücrelerinde kayıplar yenilenemez, düzelemez. Ancak yeni sinapslarla onların arasındaki e, nöron bağlantılarının değiştirilmesiyle ve iyileştirilmesiyle e, belki kayıplarınız önlenebilir. Ama yeni bir beyin hücresinin oluşması pek mümkün değildir. O halde zamana çok dikkat etmelisiniz, kendinize son derece sağlıklı bir yaşam biçimi kurgulamalısınız. Çünkü sizin sağlığınız, sizin sağlığınıza verdiğiniz önem gelecek nesiller için de çok önemli olacak. Yaşa göre de değişiyor galiba. Şimdi 20, 30, 40, 50, 60 her yaşında başka bir sağlık anlayışı var sanki doktor. Mutlaka. Burada, burada çok önemli bir mesele genetik taşıdığınız yapıyla yaşam biçiminiz nedeniyle oluşan Kromozom kırılmaları nedeniyle epigenetik değişikliklerdir. Nedir bu epigenetik değişiklik? Diyelim ki %20 bir e, tümör nedeniyle genetik yapınızda bir şey taşıyorsunuz. Ama siz eğer bir takım bağımlılıklarla, bir takım kötü hayat tarzlarıyla, bir takım durmadan kullandığınız ilaçlarla, Ağır streslerle e, bu genetik yapınızda kromozomlarınızda kırılmalar olur. Bu defa epigenetik dediğimiz kanser riskinizi daha çok arttıran değişiklikler söz konusu olabilir. Bu nedenle yaşam biçiminize doğru ve dikkatli bir yaklaşım gelecek nesle hem fayda sağlayacaktır, var olan genetik yapınızın bozulmadan devam etmesine, yararlı olacaktır. İçinizdeki hekim size ne yapmanız gerektiğini, neye ihtiyacı olduğunuzu söyler. Ama siz bunu kamufle eder, baskılarsanız zamanı doğru kullanmazsanız eğer Aralık ayında kayısının çiçek açmasını beklersiniz. Müzik